Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi bağ evindeyim. Güneş işte henüz doğdu doğacak gibi gün söktü ama güneş henüz doğmadı. Bu yüzden günaydın diyeyim. Bugünkü konuğumuz çok güzel bir mor böcek. Hani salyangoz yiyen de denebilir. Ama hani birçok böceğin de aynı zamanda düşmanı. Çok faydalı bir böcek gerçekten de. Çünkü hani tarım zararlısı değil en azından. Hani zararlı böcekler ve yararlı böcekler dahil olmak üzere birçok böcekle de besleniyor. Şimdi ben detaylara gireyim. Hem yakından çekelim. Çok ilginç bir yapısı var. Şöyle göstereyim biraz. Ağız yapısına çok şaşırdım. Duyargalar ve antenler çok acayip detaylar var. Bunları çekeyim. Hem bir şekilde biraz daha hakkında bilgi verelim. Mor böcek yani mavi zemin böceği hem gece hem de gündüzleri aktiftir. Zemin böceği denmesinin nedeni hani herhangi bir şekilde ağaçlara ya da bitkilere tırmanmaz. Sadece zeminde dolaşır. Ve uzun süre dolaşır gerçekten de. Yaklaşık bir gece boyunca 2 kilometre yol kat edebilir. Ve sürekli avlanarak. Kendinden büyük ve küçük olmak üzere birçok böceği rahatlıkla avlayabilir. Hatta kabuklu böcekleri de hiç çekinmeden avlar. Kabuklu böceklerin kabuğunu kırarak değil de yani emerek, içine girerek emerek beslenir. Ve gecenin sonunda eğer doymuşsa ve tatmin olmuşsa zemine kendini gömebilir. Hatta iyice doymuşsa 3-4 gün boyunca zeminde gizlenebilir. Eğer bir tehlike hissederse keskin ve aşındırıcı bir madde bırakabilir. Bu madde insan için herhangi bir tehdit oluşturmaz. Fakat hassas bölgelere gelirse, özellikle göze gelirse keskin bir acı ve kısa bir körlük yaşatabilir. Bu da zemin böceğinin bir avantajıdır. Bu yüzden kuşlar ve diğer büyük böcekler zemin böceğini avlamayı tercih etmez. Başta da dediğim gibi tarım için en yararlı böcekler arasındadır. Bazı ülkelerde bu böcekler üretilerek seralara salınır. Mayıs ve Ağustos aylarında ortaya çıkarlar. Yaşlı ağaç kütüklerinde, taşların altında, yosunların altında ve bazen de kabukların altında bulunabilir. Genelde bizim bölgemizde mor alanları görünür ama siyah ve mavi gibi renkleri de vardır. Bu renk geçişleri de bu böcekte görüldüğü gibi metalik bir renktir. Yani bazı açılarda farklı renklermiş gibi algılanabilecek renklerdedir. Ayakları gayet güçlüdür. Hatta toprağı kazacak kadar güçlüdür. Ayaklarını kullanarak derin bir çukur açarak kendini zemine gömüp kışı bu şekilde geçirirler. Bu şekilde gözlemlemiş olalım.